Hastalık dolu günlerden merhabalar. Sesimden anlayacağınız üzere biraz ve baya baya rahatsızım. Gözümü hani bugün açabildim bir parça. Psikolojinin insan vücudu üzerindeki etkisi inanılmaz aslında bakarsanız. Şekilde böyle olabiliyorsunuz. Normal koşullarda kendime çok dikkat ediyorum. Donör olduğum için hasta olmamaya çalışıyorum. İlaç zaten kullanamıyoruz. Ama red yemiştim hatırlarsanız 14 Şubat'ta. Dudağımda bir uçuk çıkmıştı ki hala izi var, hala tam düzelmedi ama doktorlar haklıymış. Evet, bağışıklık sistemi göçmüş. Ben hissetmemiştim o zaman. 15'i akşam kusmayla başladı. 16 sabah ateş ve üşütmeyle devam etti. 3 gün zaten doğru gün yataktan çıkamadım. Zorla kalktım, kendime çorba yaptım. Çorbaydı, şuydu, buydu, uykuydu, terdi, tişörttü, kıyafet değiştirmeydi falan derken geldik bugüne. Yine aynı sorularla karşılaşmaya başladım. Ne kadar geçinirim diyor insanlar. Bu hakikaten Ali'ye göre farklı, Veli'ye göre farklı, Ayşe'ye göre farklı, Fatma'ya göre farklı. Vlon takipçilerinden bir bayan arkadaş elektrik faturasından bahsetti mesela. Ona işte 180 euro gelmiş, sana ne kadar geldi diye, size ne kadar geldi diye sordu. Dedim benle kıyaslamayın. Ben çünkü her şeyden önce ben yalnız yaşıyorum. Hani tek kişinin maliyetiyle iki ve daha fazla kişinin maliyeti aynı olmayacaktır. Ben yemeğimi, çayımı tüpte yapıyorum. Çoğu insan elektrik kullanıyor. Hayır anneciğim, haylaz, haylaz. Hayır, aşağıya, aşağıya oğlum. Ah, ilgi istiyorlar. Öpemiyorum onları çünkü. Yaklaşamıyorum. Onlar da sıkıldılar. Mıncıklanmaya alıştırınca çocukları. Ben yemeğimi tüpte yapıyorum. Isınmamı odunla yapıyorum. Hatta bazen yemeği bile odun sobasının üzerinde... Pardon. Odun sobasının üzerinde yapıyorum yemeğimi. Hani dolayısıyla bu maliyet inanılmaz düşüyor elektrik konusunda. Zira insanların büyük çoğunluğu ısınma, yeme, içme, yani her bir şeyi elektrik üzerinden yaptığı için bu maliyeti arttırıyor. Artı hani elektrikle bir evi ısıtmakla, odunla bir evi ısıtmak arasında inanın çok fazla fark var. Elektrik daha fazla gidiyor gibi geliyor bana ki faturaları, insanların faturaları da onu gösteriyor. Artı benim evin çatısı sandviç panel. Sandviç panel izolasyon sağlıyor. Sıcak soğuk konusunda izolasyon sağlıyor. Dolayısıyla benim faturamı kendi faturanızı kıyaslamayın diyorum insanlara. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız ya da gördünüz mü bilmiyorum ama izleyicinin bir tanesiyle birazcık papaz olmuştuk. Söylesem ne olur? 3 ile 5 ile çarparız biz de demişti. Peki. Bana soran arkadaşa 180 euro fatura gelmiş. Benim son faturam 6,5 euroydu. Hadi bakalım. Hesaplayın. Şimdi ben çıkıp da burada benim faturam 6,5 euro geliyor dediğim zaman insanlar ha çarpı 4 yapayım, benim de işte 6 eurodan misiniz 24 euro. Bana da 24-30 euro fatura gelecek diye düşünecek insanlar. Ama gelmeyecek. Daha fazla gelecek. Hani benim kapı komşum bile o mesela elektrik üzerinden yapıyordu her şeyi. Isınma, yemek pişirme falan filan elektrik üzerinden yapıyordu. Bana en yüksek 12 euro geldi bugüne kadar fatura. 12 euro fatura geldiği zaman komşuma 110 euro gelmişti mesela. Neredeyse 10 katı. Hani bu şey gibi düşünün, faturaları şey gibi düşünün. Aracın ne kadar yakıyor? Araç yakıtlarını kıyaslamayı çok sever insanlar çünkü. Erkekler özellikle, kusura bakmayın. Araç ne kadar yakıyor? Arkadaşım araç ne? Şimdi araç benzinli mi, dizel mi? Araç kaç beygir? Aracın motoru kaçlık? Aracın cüssesi ne? Malzemesi ne? Araç enjeksiyon mu? DCI mi? Hani araç ne? Uçak, yani aracın uçak da olabilir. Aracın gemi de olabilir. Aracın motosiklet de olabilir. Hani bunu kıyaslayamazsınız. Bir faturaya bakıp da benim faturam da bu kadar gelecek diyemezsiniz. Ben bundan dolayı bugüne kadar fatura bilgisi vermiyordum. Benim telefon, elektrik, su, aylık... Pardon. Aylık ortalama 22-20
25 euro arası benim fatura toplamım. Hani ama benle lütfen kıyaslamayın kendinizi. Diyorum yani bu araçları kıyaslamakla aynı şey, araç yakıt masrafını kıyaslamakla aynı şey. Araçlar aynı olmadığı sürece kıyaslayamazsınız. Bu yüzden benim fatura toplamıma ya da faturalarıma bakarak da bana da bu kadar fatura gelir diye bir hesaplama yaparsanız çok yanlış olur. Dolayısıyla yeme içme için marketlere bakın. Marketlerin web sitelerine bakın. Kafamı toparlayabilsem. Hani hemen hemen her şeyin fiyatları internette mevcut. Elektrik faturası derseniz insanlara baktığım zaman 3 aşağı 5 yukarı. Normal ailelerden bahsediyorum, normal insanlardan bahsediyorum. 60 euro ile 240 euro arası elektrik faturası geliyor insanlara genelde. 30 euro ile 60 euro arası su faturası geliyor genelde. Aylık olarak ortalama ortalama 13 euro ile 40 euro arası da telefon ve televizyon uydu televizyonu kullanan, internet üzerinden televizyon kablolu yayın kullanan için televizyon ve internet parası geliyor. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı bunları hesaplayabilirsiniz ama elektrik ve su ne kadar kullandığınıza bağlı. Onun bir yani ortalamasını hesaplayamazsınız. Bağlayamadım. Çok üzgünüm. Dolayısıyla benle kıyaslamayın elektrik ve su faturalarınızı. Görüşmek üzere.